Merhaba arkadaşlar. Bugün sokak lezzetlerinden yapacağız. Hamburgerler, dürümler, pizzalar. Evet, hemen başlayalım. Pizza ile başlıyoruz arkadaşlar. Evet, malzemelerimiz geldi. Şimdi öncelikle bir kabın içinde bu malzemeleri karıştıracağız sizinle. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, biraz un koyuyoruz arkadaşlar. Biraz su koyuyoruz. Sanırım pizzanın hamurunu hazırlıyoruz şu anda. Evet, biraz baharat atıyoruz. Biraz tuz sanırım. Bu da tuz olmalı. Tuzunu da koyduk. Biraz yağ koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu açacağız arkadaşlar. Önce biraz un serptik, sonra hamurumuzu aldık ve oklavayla hamurumuzu açıyoruz. Evet, pizza hamurumuz hazır. Tepsiye koyuyoruz. Şimdi üzerini malzemelerle süsleyeceğiz. Evet, diğer malzemelerimiz neredeymiş bakalım. Önce yumurta sürüyoruz üzerine. Evet, şimdi salça sosumu dökeceğiz. Evet. Şimdi biraz peynir rendeleyeceğiz. Peynirimizi de rendeliyoruz. Bu karışık bir pizza olacak arkadaşlar. Evet, iyice rendeledikten sonra bakalım hangi malzemeleri ekleyeceğiz. Evet, bakalım nasıl olsun sizce? Sebzeli mi, meyveli mi? Bence sucuklu olsun, değil mi? Evet, sucuk olsun. Şöyle biraz sucuk koyuyoruz. Tamam, yeterli. Biraz bunlardan koyalım. Evet, biraz mantar. Bol malzemeli yapacağım arkadaşlar. Biraz daha bundan ekleyelim. Evet, işte bu kadar. Şimdi fırına koyup pişirme zamanı. Açıyoruz. Pizzamızı koyuyoruz ve fırınımızı çalıştırıp pişmesini bekliyoruz. 2, 1 ve tamam. Evet, pizzamızı fırından çıkardık. Pizzamızı yaptık arkadaşlar. Ellerimize sağlık. Bence nefis oldu. Bakın. Keselim şimdi. Bol malzemeli bir pizza yaptık. Kendi ellerimizle hem de. Şimdi yeme zamanı. Yiyebilirsin. Oo, hemen bitirdi, gördünüz mü? Elimize sağlık. Arkadaşlar bence hiç zaman kaybetmeden biraz da patates kızartalım bence yanına. Evet, pizza patates kızartmasız olmaz. Evet, malzemelerimiz hazır. Şimdi patateslerimizi soyacağız. Hemen dilimlendi. Ne kadar güzel bir makina, değil mi? Evet, şimdi yağımızı atacağız bunları. Önce yağımızı ısıtıyoruz. Şimdi patatesleri içine döküyoruz. İşte oldu.
Biraz tuz ekliyoruz. Evet, tuzumuzu ekledik. Patatesimiz kızardı. Süzgeçle alıp tabağımıza koyduk. Ocağımızı kapattık. İşte şimdi evet, patates kutusuna koyacağız. Çok güzel oluyor. İşte patatesimiz hazır. Evet, bunu seçelim. Bakalım, yeşil de var arkadaşlar. Bence kırmızı gayet güzel oldu. Şimdi yeme zamanı. Tabii ki patatesin olmazsa olmazı ketçapımızı da döktük. Evet, şimdi yiyeceğiz. Bence kıtır kıtır çok güzel oldu arkadaşlar. Sizin de canınız istediyse annenizden patates kızartması yapmasını isteyebilirsiniz. Evet, yiyoruz. Arkadaşlar bence bir çeşit daha yapalım ve videoyu öyle kapatalım bence. Ne yapalım? Hamburgerimizi yapalım bu defa da. Diğer yiyecekleri bir sonraki videolarda yapacağız. Unutmayın. O yüzden kanalıma abone olun. Malzemelerimiz hazır. Şimdi köftenin iç harcını hazırlayacağız arkadaşlar. Evet, malzemelerimiz kıyma. Yumurta kırıyoruz. Evet, biraz kurumuş ekmek kırıntısı koyduk. Biraz süt koyuyoruz. Biraz soğan koyuyoruz. Ve biraz da baharat atıyoruz. Acaba başka malzeme kaldı mı? Evet. Bu ne bilmiyorum arkadaşlar. Tuz da olabilir. Baharat da. Biraz da sos koyuyoruz. Sosumuzu da koyduktan sonra evet, köftemizin iç harcı hazır arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapacağız? Bunları karıştıracağız. Evet, iyice karıştırıyoruz. Ve köftemizin eti, kıyması tamam. Şimdi bunları hazırlayıp tepsiye koyacağız. Evet, gördüğünüz gibi et köftemiz hazır. Evet, bunu da hazırladık ve güzelce yuvarladık ve köfte haline getirdik. Şimdi bunları pişirmemiz gerekecek tavada. Biraz yağ döküyoruz tavamıza. Biraz daha dökeceğiz. Evet, yağımız tamam. Şimdi köftelerimizi içine koyacağız ve kızartacağız. Evet, şimdi arkasını çeviriyoruz. O tarafını da pişirdikten sonra öbürlerini. Evet, arkasını da pişiriyoruz. Son bir köftemiz kaldı. Bunu da kızarttıktan sonra bakalım nasıl bir hamburger yapacağız arkadaşlar. Biz bayağı iyi olduk. Tam bir aşçı olduk. Önce pizza yaptık, sonra patates kızarttık ve şimdi de hamburger yapıyoruz. Evet, tersini de çevirelim. Ve köftelerimiz hazır. Şimdi sıra ekmeğinde. Evet, bakalım. O ekmeğe koyduk. Şimdi üzerini süsleyeceğiz arkadaşlar. Biraz peynir koyalım bence. Evet, bence biraz da yeşillik koyalım, değil mi? Biraz marul koyalım. Evet.
Başka ne yapalım? Bir de şundan koyalım. Evet ve başka. Bakalım bakalım ne koyabiliriz? Peynirlere bir daha bakalım. Bunu da koyalım. Ve hamburgerimiz hazır. Bence çok güzel, çok lezzetli görünüyor. Yeme zamanı. Al bakalım. Nasıl yiyor ama diye. Karnımız doydu. Arkadaşlar, şimdi size ben bu oyunun diğer lezzetlerini, tatlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada çok güzel sosisli sandviçler var. Daha makarnalar falan var. Arkadaşlar bunları diğer videoda çekeceğim, ikinci bölüm olarak. O yüzden oyunu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.